Herkese selam. Bu bir vlog videosu. Bugün sizlerle beraber Huawei'in yeni tanıtacağı ürünlerinin lansmanına gidelim. Dedim ki hep masa başında anlatıyoruz. Bu sefer de lansmana gidelim beraber. Zaten bazen böyle merak ediyorsunuz. İşte lansmana nasıl gidiliyor, orada ne var ne yok. Aslında biraz onu cevaplayacağımız bir video olacak. Ben biraz geç kaldığım için burayı hızlandırılmış geçeceğiz. Sizinle bir otelde lansman gerçekleşecek. Orada buluşacağız. O zaman hadi gidelim. Bu arada bu çok random gelişen bir video. Çünkü yanında mikrofonu falan da yok. Dedim ki giderken sizi de götüreyim. Hep beraber gidelim. Bakalım neler var diye. Tanıtacağı ürünleri dünya lansmanında tanıtmıştı. Şimdi Türkiye'de tanıtacak. Saat 2'de etkinlik. Ve geç kaldım. Hazırlanacağım diye. Aslında bu hazırlanamamıştı halim. Kombi videosu kendi kanalım olsaydı gelirdi. Ama gelmeyecek. O zaman tamam uzatmıyorum, hadi gidiyoruz. Sonunda alana geldim. Şimdi otele girdim. Aşağı ineceğim. Salona geçeceğim. Bakalım neler var. Şimdi lansmanlara başlamadan önce genelde bir fuaye alanında basın, gazeteciler, influencerlar, teknoloji editörleri, Huawei'in tüm iletişim ekibi, genel müdürü, artık aklınıza kimler geliyorsa buraya dair hepsi bir alanda toplanıyor, tatlılar yeniyor, konuşuluyor sektör hakkında. Genelde böyle şeyler oluyor. Şimdi ben o alanı geçtim. Tatlımı yedim, size çok fazla detay göstermek istemedim canınızı çekmesin diye. Ama yedim, güzel yedim. Birazdan da alana geçeceğiz. Yeni ürünler tanıtılacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Burası gerçekten kalabalık. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Heyecanlıyız. Bakalım neler var. O zaman şöyle de bir göstereyim. Herkes burada. Başlıyoruz. Tekrar. Bugün bu güzel ortamda sizlere Huawei'in yeni stratejilerini ve birbirinden etkileyici yeni ürünlerini tanıtmak ve anlatmak için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi tanıtıldı. Deneyimleme alanındayız. Deneyimleme alanında bu sene sezonda artık hangi ürünler varsa hepsi şu an arkamda gördüğünüz gibi yer alıyor. Yeni ürünlere de göz atacağız. Bakalım neler varmış, bizlere neler sunuyorlar. Hepsini burada deneyimleme imkanı bulabiliyoruz. Kendi yorumumdan da bahsedeceğim. Hatta buradaki arkadaşlara da belki kamerayı uzatırım. Onlar nasıl bulmuş? Onlar da çünkü bu sektörde çok deneyimli teknoloji editörleri ya da bu sektördeler. Bakalım ürünleri dinledik. Deneyimlemede anlattıkları kadar iyi mi? O zaman ben biraz deneyimleyeyim. Sonra sizlere aktarım sağlayayım. Sessiz bir alan buldum ve kısaca ürünleri aslında kendi tarafımdan açıklayacağım. Bugün 4 tane ürünle beraberdik. Kulaklık, tablet, işte tabletin Air tarafı ve bilgisayarla zaten hepsini gördünüz, görmeye de devam edeceksiniz, anlatacağım. Kulaklık tarafında aslında Dubai lansmanında görmüştük. Farklı bir tasarım olması tarafında dikkat çekmişti. Deneyimleme şansı buldum. Bayıldım mı? Aslında çok da bayılmadım ama farklı bir tasarım olması sektördeki diğer kulaklıklardan ayırdığını söyleyebiliriz. Fiyatı da 5000-6000 arası bir şeydi. Bana fazla geldi açıkçası. Yani çünkü kulağınızda aslında böyle size yüksek ses kalitesi okey sunuyor ama kulağınızı tam kapatmadığı için dışarıdaki sesleri de algılıyorsunuz ve ikisi karışıyor gibi hissediyorum. Sessiz bir ortamda okey dinlemek için güzel olabilir ama ultra iyi bir kulaklık mı verilir mi bu konuda emin değilim. Detaylıca incelediğimizde karar vereceğiz ama bence fiyatı bir tık fazla geldi. Sal tarafına düşündüğümüzde sektördeki diğer kulaklıklardan farklı olduğu için gayet iyi. Zaten her zamanki gibi 8 saate kadar kullanım sunuyor. Bizi yarı yolda bırakmıyor. Kulaklık tarafında söyleyeceklerim bunlar. MatePad Air tarafında bir yenilik var. Daha önce MatePad Air'leri görmüştük. 11.5 inçlik bir ekranı var. Burada yeni eklenen özellik paper ekranı. Daha önce görmüştük. Işıklar yansımıyor. Yani gün ışığındasınız ya da ekstradan bir ışık geliyor diye düşünün tabletinizin ekranına. O ışıkları
yansıtmıyor arkadaşlar. Bu yüzden de MatePad Air'da da böyle bir özellik gelmiş. Günün yıldızı MatePad 13.5'ti. Ekran olarak şu ana kadarki tabletler arasında en yüksek ekran kapasitesine sahip. Aynı zamanda çok ince. Zaten bunların hepsini belki aralarda şu an nasıl olacağını bilmiyorum ama koydum. Koyacağım. Hepsini de göreceksiniz. İncelemesi de zaten detaylıca gelecek. Çizim tarafında neredeyse aynı anda çizim yapabiliyorsunuz. Zaten bir illüstrasyon. Zaten bir illüstrasyon sanatçısının yaptıklarını da gördük. Mükemmel işler çıkarmış. Tablet tarafında şöyle bir güzellik var aslında. Artık tabletleri bilgisayar, laptop formatında kullanabiliyoruz. Yani bu bize çok fazla olanak sağlıyor. Çünkü tablet tarafını klavyesinden ayırıp uzaktan bir çalışma mesafesi de sunabiliyor olması oldukça güzel. Kalem tarafını zaten diyecek yok. Gerçekten iyi. Ama fiyat tarafında... Yani ultra iyi özellikler sunmasını anlayabiliyorum ama 30 bin lira gibi bir fiyat ya bana biraz abartı geldi açıkçası. Çünkü ekstradan tableti aldığımızı düşündüğümüzde hani kalemini almak için ekstra bir fiyat veriyoruz. Kılıfını almak için, klavyesini almak için ekstra bir fiyat veriyoruz. Bize 40 bin liraya falan mal oluyor. O yüzden tercih edilir mi? Gerçekten hani ultra üst düzey fiyat segmentindeymiş gibi geldi benim açımdan. Ama tabii ki deneyimlediğimizde değip değmediğini tekrar anlayacağız diyebilirim. Son olarak şöyle bir de bilgisayar tarafında D16'yı gördük. D16'da da yeni gelişmeler var ultra ince olması tarafında. Onun da fiyatı yine 35 bin gibi bir şey diye hatırlıyorum. Çok fazla detaya girmeyeceğim bu videoda. Sadece kısaca bir kendimce ön değerlendirme yapmak istedim. Yeni ürünler gayet güzel. Beğendim. Kulaklık tarafını tercih eder miydim bilmiyorum. Farklı tasarım açısından belki denenebilir. Günün yıldızı kesinlikle MatePad 13.5'ti. Alınır mı? Keşke paramız olsa o kadar, anında alınır. Çünkü mükemmel özellikler sunuyor. Deneyimleme şansını da gerçekten hemen gelsin ve deneyimleyeyim istiyorum. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Eğer kaçırmadıysam sektöre dair bazı insanlar, onların da fikrini almak istiyorum. Onlar zaten Dubai lansmanında deneyimlemişlerdi bu cihazları. Şimdi artık Türkiye pazarında bu cihazları da görüyoruz. Bakalım sektörde satış nasıl olacak? Zaten Huawei ekibinin açıklamalarını bizler dinledik. Dünya piyasasında ne kadar ilerlediklerini gördük. Huawei her geçen gün sektördeki diğer markalarla gerçekten kıyasiye bir mücadele halinde. Bugün de böyleydi. Şimdi artık yavaştan birilerini yakalarsam soracağım. Yakalayamazsam da videonun sonuna geldik demektir. Şimdi Hürdan abiyi yakalayabildim ve Hürdan abi ürünleri nasıl bulduğunu soracağım. Onu çok beğeniyorum. O Huawei telefonlarıyla bambaşka işler yapıyor. Hürdan abi ürünleri nasıl buldun? Vallahi Huawei'nin ürünleri beni her zaman zaten etkiliyor. Biraz belki duygusal olarak da etkiliyor. Huawei'yi çok sevdiğim için evet. Ama özellikle bu 13.2 tablet korkunç bir şey olmuş. Evet. Yani onun için acayip iştahlıyım. Kalem hassasiyeti çok iyi olmuş. Onunla bir an önce alıp böyle Lightroom'da fotoğraflarımı düzenlerken kalemi kullanmak için sabırsızlanıyorum. MacBook D16 için çok fazla bir fikrim yok. Yani çok bir yeniliği yok zaten. Bilgisayar tarafıyla çok bir de ilgili de değilim. Ben daha çok masaüstü bilgisayar kullandığım için laptoplarla çok fazla ilgili değilim ama 14S'i görme şansım olmuştu, kullanma şansım olmuştu. 14S olağanüstü bir bilgisayar, masaüstü bilgisayar. Onu kesinlikle bir incelemenizi tavsiye ediyorum. 16'nın da büyük ekran olması ve i9 işlemcili olması gerçekten olağanüstü görünüyor. Yani o genel anlamda bugün lansmanda sunulan her şeyden çok mutluyum. Free Clip için herkes için olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Free Clip'i böyle bangır bangır müzik dinlemek isteyenler için olmadığını bir söyleyeyim. Özellikle sporcular için çok gerekli, sürekli telefon görüşmesi yapanlar için çok gerekli, konferans görüşmeler yapanlar için gerçekten çok çok gerekli. Fakat yüksek bir müzik deneyimi istiyorsanız sizin için değil arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım
videoyu beğenmişsinizdir. Lansmanlara nasıl gidiliyor, neler oluyor size kısaca göstermeye çalıştım. Sektördeki tüm insanlar burada toplanıyor. Gerçekten sektörün böyle bir değerlendirilmesinin yapıldığı, yeni cihazların nasıl bir etki yaratacağını konuştuğumuz bir alan oluyor. Öncesinde böyle tatlış tatlış sohbet ediyoruz. Daha sonrasında ürünler tanıtılıyor. Ürünlerin tanıtılmasından sonra değerlendirmeye geçiyoruz. Ve yine küçük bir sohbet, muhabbetin ardından gün bitiyor ve ürünler neredeyse bir iki hafta içerisinde ofislere dağıtılıyor ve artık deneyimleme imkanı bulabiliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Vlog tarafını sevdiniz mi, sevmediniz mi? Ofiste mi devam etsin? Bunu da aşağıya yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.